SGK uzmanı kötü haberi duyurdu. En düşük emekli maaşı için net rakam ortaya çıktı. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren zamlı rakamı ünlü SGK uzmanı duyurdu. İşte en düşük emekli maaşı için masaya yatırılan tutar. Milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayında ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 3 Temmuz'da Haziran enflasyon verilerini açıklayarak 2024 yılının 6 aylık enflasyon farkını netleştirecek. Sosyal güvenlik uzmanı Nergis Şimşek, memur ve emekliler için beklenen zam oranı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal güvenlik uzmanı Nergis Şimşek, Temmuz ayında Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerinin maaşlarında %27 oranında zam beklediğini belirtti. Şimşek, Ocak ile Mayıs ayları arasındaki enflasyon verilerine dayanarak, 2024 yılının ilk 6 ayında enflasyonun %27 civarında olabileceğini öngördü. Sosyal güvenlik uzmanı Nergis Şimşek'e göre, 7. dönem toplu sözleşmesi kapsamında, 2024 yılı ilk 6 ayında memurlara %15 zam yapılmıştı. Bu nedenle, gerçekleşen %27 enflasyon oranından %15'lik zam kısmının çıkarılması gerekiyor. Buna göre memurlar için 2024 Temmuz döneminde %12 enflasyon farkı ve %10 zam olmak üzere toplamda %22 oranında zam yapılması tahmin ediliyor. Dolayısıyla hükümetin refah payı veya seyyanen zam gibi adımlar atmaması durumunda memurlar 6 aylık enflasyon oranından daha düşük bir zam alacaktır. Sosyal güvenlik uzmanı Nergis Şimşek'e göre, 6 aylık enflasyon oranının %27 olarak gerçekleşmesi halinde, Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri için maaşlarda %27 oranında bir artış bekleniyor. Bu artış, emeklilerin prim ödeme gün sayısına ve prim esas kazancına göre hesaplanan gerçek aylıklarına uygulanacak. Şu anda ödenmekte olan en düşük emekli maaşı ise 10 bin lira olup, bu miktar kişilerin kendi gerçek aylıkları değil, devlet tarafından belirlenen alt sınırdır. Temmuz ayında birçok emeklinin zam alamayacağını belirten Nergis Şimşek, örneğin, kök maaşı 8 bin lira olan bir sosyal sigortalar kurumu emeklisine %27 zam uygulandığında maaşının 10.160 lira olacağını ve bu durumda 10 bin liranın üzerinde bir ödeme yapılacağını ifade etti. Ancak, kök maaşı 7000 lira olan bir emekli için, %27 zam yapıldığında maaşı 8.890 lira olacak ve bu miktarın 10 bin liranın altında kaldığı için yine 10 bin lira ödeme yapılacağını belirtti. Yani, 10 bin lira alt sınırının uygulandığı durumda birçok emekli, gerçek maaşlarının üzerine ek zam alamayacak ve 10 bin lira almaya devam edecek.